Alkışlar sizin için Feyza Hanım. Çünkü 9000 görmek istiyorlar. Tunahan Bey bile olmaz olsun şampiyon olmayayım de şu güzel topluluk bir 9000'le finale ulaşsın diyor. İnşallah ya, ben de istiyorum ama bakalım. Hadi bakalım. Gözümü korkuttunuz siz. Korkuttum biraz ama evet. Çünkü sorularınız mesela Tunahan Bey'in sorularını gördünüz. Kısa kısa evet. Kafa karıştırabilecek sorulardı. Sizinkiler daha böyle paragraf paragraf sorular. Ondan biraz ürküyorum çünkü süreyi de iyi kullanmak lazım. Bir taraftan da çabucak özümsemek gerekiyor. Evet. Yaparsınız siz. İnşallah bakalım. Hadi bakalım. Umarım. Şimdi burada eski bir kelime çıkacak karşınıza ilk sorunuzda. Onu dikkate almayın. Siz sondaki açıklamaya tutun. Buyurun. Eskiden bende de denen özgürlüğüne el konulmuş emekçi. Köle. Çok güzel. Bendeniz derken aslında köleniz demek öyle istiyoruz. Mi? Evet, alçak gönüllülük gösteriyoruz. Buyurun geliyor bir diğeri. Bir yüzeye eşit biçimde sıva mı? Yayılmış, vurulmuş harç. Kesinlikle sıva. Feyza Hanım'a bakın siz. İnletiyor Benjamin'i. Biraz da elini acıttı ama olsun. Buyurun gelsin yenisi. Belirli sorumluluklar altında bir işi yapabilme veya yaptırabilme hakkı. Harf alabilir miyim bir tane? Aldınız, güzel oldu. O hakka sahip olan kişi. Burada bu hakka sahip olan kişi yetkili. Yetki 400 puan değerindedir. Şimdi nostaljik bir şey. Ya. Korkmayın. Nostaljik bir şey olduğuna göre hepimize nostaljik. Hepimiz bunun peşinde koşturmadık sokaklarda yani. Anlatabiliyor muyum? Biz çocukken de nostaljikti, halen nostaljik. Bakınız. Bakalım. Baharlı, tarçınlı, yumuşak ve yapışkan nostaljik şekerleme. Hani böyle horoz eskiden... Gibi. Macun. Macun! 500 puan değerindedir. Horoz şekeri doldurma bu. Bu daha yapışkan. Evet. Uçtu gitti. Çok güzel bir noktaya geldik. 6 harfli cevapların peşindesiniz. Bundan değil, ikincisinden korkuyorum. Bu kolay. Serbest vuruş anlamında magazin... Frikik. Magazin basınca da sık kullanılan bir spor terimidir. Frikik. Maşallah. Ama işte acaba bunu daha önce duydunuz mu? Ya. Bakalım. Tamirciler için didilmiş el bezi. Hmm. Böyle yağlı motor yağı, işte makine yağı, şu bu, öyle ortamlarda çok çalıştıkları zaman hem ellerindeki o kiripası hem makineyi temizlemek için kullandıkları böyle didilmiş bez. Hmm. Onun bir adı var. Koymamışımdır. Harfini harf alayım. Sanayiye gitmemenin işte kötü yanları. Harf alayım. Çocuğu tıp fakültesine göndereceğinize verseydiniz bir. Evet, sanayiye. Sanayiye. Şimdi bunu harf almadan. Harf alayım. Buyurun. Harf alabilir miyim? Aldık bir harf. Üst tapa. Başladığı gibi bitsin. Üst tüpü onun ismi. 200 puan değerinde. 2500 yaptı kasayı. Hiç duymadım. Çabucak da unutursunuz. Evet. Öyle bir kelimedir. Evet. Buyurun yenisi geliyor efendim. Ham petrolden elde edilir. Plastik. Dikkat. Gibi. Türlü ecza, kozmetik ve bakım ürünlerinde kullanılan bir üründür. Paraben değil. Harf alayım. Buyurun bir harf. Harf alayım. Zamanında petrol işçileri ayaklarında böyle bir yapışkan bir cisim oluştuğunu görüyorlar. Sonra bakıyorlar ki yaralara falan iyi geliyor bu. Aa diyorlar, biz bunu yanımızda taşıyalım, süreriz oramıza buramıza. Harf alayım. Sonra karıları bunların ellerinden alıyor onu. Ver bakayım onu bana diyorlar. Hiç çalışmadı. Harf alayım. Bir harf daha. Nedir acaba bu? Vazelin ya. Vazelin mi efendim bu? 300 puan değerindedir. Ay petroldenmiş mi? Kaç harf alma hakkım kaldı? 4. 4. 4 tane harf alabilecek durumdasınız. 7 tane daha soru var cevap vereceğiniz. Bir tanesinden biraz ürküyorum. O da biraz teklifsiz konuşma, sokak jargonu falan olduğu için. Hmm. Ama onun dışındakileri halleder Feyza Hanım gibi geliyor bana. Süremiz de yeterli. 2 saniye, 2 dakika, 3 saniye var. Sakin sakin. O ritmi sürdürelim. Üst tüpü gibi bir şey çıkmayacak zaten karşınıza. Vazelin de olmaz olsun. Harcadık. Harcadık harflerimizi. Tamam, bundan sonra daha cimriyiz. Buyurun. Karşılıklı özellikleri orantılı olup bir takım yönleriyle bir başkasını hatırlatma. Onu çağrıştırma. Ama işte sığmaz oraya. 7 harfli bu.
Yani yüzü filan tıpkı... Andırma. Nedir? Andırma. Andırma 700 puan verildi. Şimdi dikkat. Zıpır bir soru bu. Ama biliyorsunuz siz bunu. Görelim. Esnaf ağzında türlü manzumelerle, şiirlerle kınanan... Veresiye. Bedeli ötelenmiş satış yöntemidir. Veresiye. Bilirsiniz değil mi o şiirleri? Neyi? O veresiye ile ilgili esnaf şiirleri. Yok ama peşin satanla veresiye verenin tablosunu biliyorum. Bravo. Bir de şiirleri vardır. İsteme benden veresiye, dost kalalım ölesiye filan evet, gibi. Evet, evet. Buyurun gelsin yenisi. Bu korkuyorum dediğim soru. Sempatik avanak, sevimli ahmak. Şapşal gibi bir şey mi? Gibi bir şey. Tek kelime mi? Tek kelime. Ekleri doğrultusunda samimi olmuş, sevimli olmuş bir kelime. Cik gibi bir şey mi? Harf alabilir miyim bir tane? Aklına hiç kötülük gelmeyen. Saf, trik. Nedir? Saf, trik. Saf, trik 700 puan değerindedir. 5000 oldu kasa. Sizin de 3 tane harf alma hakkınız kaldı. 2 tane 9, 4. 4 soru. 2 tane 9, 2 tane 10 harfli cevap var. Buyurun geliyor. Olay yeri inceleme uzmanlarının suçlunun temas ettiği yerlerde aradıkları ipucu. Parmak izi. Parmak izidir efendim. Süreniz güzel. Süreniz hoş Feyza Hanım. 3 soru kaldı. 3 harf alabilecek durumdasınız. Kullanın o süreyi. Buyurun. Gerçeği içsel ve manevi yönden algılamayı gibi dikkat. Bir şey. Görmeyi sağlayan ruhani yetenek. Maneviyat. Maneviyata dalalım. 2 kelimeden oluşsun. Manevi güç. Tasavvuf. Aslına bakarsanız bu tabiri, bu 2 kelimeden oluşan tabiri tasavvuftan ayrı tutarak açıklamak biraz zor. Biz oradaki ruhaniye güvendik. Anladım. Manevi gibi bir şey mi? 2 kelime. Kesinlikle manevi bir şey ama orada manevi yok. Bir harf alabilir miyim? Aldık bir harf. Bu yetenek hepimizde var mı? Bilmiyorum. Ama kimisinde bir anda ortaya çıkıyormuş. Bir harf daha alayım. Bu yetenek bir anda açılıyormuş. Gönül gözü. Tebrik ederim. 700 puan daha kattı kasaya. 29 saniyeniz üç, var. 3 soru mu var? 2 soru mu? 2 sorunuz kaldı. Tamam. Bir harf alabilecek durumdasınız. Neyse ki bu soru yine biraz böyle görmekle falan ilgili. Ama bunda maneviyat yok. Buyurun gelsin. Göz nurunu hedef alan ağır bir beddua sözüdür. Gözü çıksın gibi mi? Dikkat. Ha göz var ama. Feci sönsün gibi bir şey mi? Siz dedi ne beddualar varmış. Harf alayım. Buyurun. Dur diyeyim. Risk aldım. Anneanne, babaanne. Önce bunu söylerler sonra tövbe tövbe derler. Anneanne mi? Anneanne, babaanne bedduası. Kör, köresi, kör olasıca. Kör olasıca. 900 puan değerinde. Kaç... Ne kadar süre arttırmıştı Tunahan Bey? Bilmiyorum. Hiç arttırmadı. Öyle mi? Sıfır. Tamam. Yani 11 saniyeniz var ya, 11'i birden sizin. Tamam. Ama harf alamazsınız. Evet. İki kelimeden oluşuyor son sorunuzun cevabı. O cevap gelirse efendim, bir saniyecik de arttırırsanız bugünün şampiyonu olursunuz. Bir saniye arttırıp hiç harf almamam lazım değil Kesinlikle mi? Doğru. Peki şey soracağım. Kaç harften oluşuyor? 10. 10. Evet. Bunu, İki bunu, kelime. Evet. Bu mastarla aramızda şu bitiyor. An netleşti. 10 harften oluşuyor. Kaç kelime? 2. Mastar da mı var? Mastarla bitiyor. Mac ya da Mac diye kolay bitiyor. Kolay mı? Kolay. İnşallah. Vallahi kolay. Gelsin mi? Gelsin. Hadi gelsin. Kısırlaştırmak. Adım etmek. Üzerine de 9 saniye arttırdınız ki tadından yenmez. Hafta finalinde 9000 böğürtesi. İnşallah. Kesinlikle öyle. Yalnız o alkış biraz az efendim. Bir kuvvetli söylüyorum rica ediyorum. Müşteri biraz.